Biz İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süreden beri yargılanıyorduk biliyorsunuz. Sonra mahkeme ceza verdi. Sonra bu Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkememiz devam ederken bir şeyin farkına vardık. Müdahillik hakkı olmayan kişilerin bizim davamızı bozduğunu anladık. Mahkemeye bunu söyledik. Mahkeme haklısınız dedi. Bütün üyeler haklısınız dediler. Bunların müdahillik hakkı yok. Yani çete davasında şahıslar müdahil olamıyorlar kanunen. Türkiye'nin hiçbir yerinde şahıs devlet adına müdahil olamıyor. Kendisiyle ilgili, kendinin zarar gördüğü bir konu varsa onunla ilgili müdahil oluyor. Biz Ebru Şimşek ve Fatih Altaylı ile ilgili konuda mahkemece zaten beraat ettik. Ama bundan evvel 2005 yılında bunlar zaman aşımına uğradı zaten. Fatih Altaylı ve Ebru Şimşek. Evet. 2005 yılında bunların kendi davalarını savunma, kendi davaları adına müdahil olma hakları bitti 2005 yılında. Beraat ettik. Fakat bu şahıslar buna rağmen, zaman aşımında da düşmesine rağmen, hukuk tekniği açısından imkansız olan bir şeyi yaptılar. Müdahil olarak devam ettiler. Evet. Mahkeme bunun farkına varmadı. İşin doğrusu biz de farkına varmadık. Ve Yargıtay'da davamızı bozdurdular. Kazandığımız davayı bozdurdular. Biz de bu konuyu fark edince bunu hem Yargıtay'a bildirdik, hem mahkememize bildirdik. Mahkememizin bütün üyeleri evet dediler. Yani haklısınız dediler. Doğru dediler. Yargıtay'a gönderdik. Hukuk tekniği açısından bunun reddi mümkün değil. Yani çünkü biz haksızlığa uğramış durumdayız şu an. Müdahil olmayan bir kişi müdahil olup davayı bozmuş oluyor. İsterse 10 yıl geçsin, isterse 5 yıl geçsin, ne kadar zaman geçerse geçsin, haksız bir müdahillikle dava düşürüldüyse o yok hükmünde oluyor. Biz de bunu çeşitli öğretim üyelerine, profesörlere, hocalara sorduk. Bütün Yargıtay'dan emekli olmuş Yargıtay üyelerine sorduk. Hepsi haklısınız dediler. Yani %100 net dediler. Bunun aksini Türkiye'de iddia eden hiç kimse yok şu an. Yani bizim davamızın bozulmasına ait hüküm yok hükmünde olduğuna dair kanaat herkese tam. Çankaya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Doğan Soyaslan hocaya bunu sorduk. Mütalaa verdi, haklısınız dedi. Yani bu kişilerin 2005 yılında müdahilliği düşmüş. Dolayısıyla bunlar müdahil olamazlar ve bunların müdahilliğiyle bozulan dava yok hükmündedir dedi. Yani çünkü ancak devletin savcısı çetede müdahil olabiliyor çete davasında. Evet. Devletin savcısı bozmadı dava, bir şey demedi. Yani bozulsun demedi. Evet. Müdahillik hakkı olmayan sokaktan bir iki kişi bunu diyor ve adalete ve hukuka uygun olmayarak dava bozulmuş oluyor. Oldu bir kere olmuyor böyle şeylerden. Evet. Yargı bunu temizliyor. Geriye dönüp temizliyor. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Vahit Bıçak Hoca'ya soruldu bu. O da mütalaa verdi. Olmaz dedi. Haklısınız dedi. Kendi mahkememizin hakimleri de haklısınız dedi. Yaşar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Ruhan Erdem. Bu da haklısınız dedi. Mütalaa verdi. Bu beyefendi de. Profesör. Galatasaray Üniversitesi İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Koca Sakal. Çok değerli bir hukukçudur. Bu da, bu kişi de haklısınız dedi ve mütalaa verdi. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hamide Zafer Hanımefendi, ünlü bir hocadır, uzman üstattır, hukuk üstadıdır. O da haklısınız dedi, mütalaa verdi. Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor İlhan Üzülmez, çok ünlü bir hukukçudur. O da aynı şekilde. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emen Artuk, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Doktor Bilal Kartal, Marmara Üniversitesi Doçent Doktor Caner Yeni Dünya,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi Profesör Doktor Erol Cihan. 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Veli Özer Özbek. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi Profesör Doktor Suhail Doğanay. Üstattır. Hukuk üstadıdır. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatih Mahmutoğlu. Hukuk üstadıdır. Marmara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Yusuf Yaşar. Aynı şekilde çok değerli bir bilim adamı. Bu kişiler ve daha onlarca mütalaa var yine şu an verilmek üzere olan. Hepsi ittifaklı. Bu çok açık zaten diyorlar. Yani ikinci bir ihtimal yoktur. Evet hocam. Çünkü sokaktan iki kişi gelmiş, müdahil olmuş, hukuki bir hata yapılmış. Mahkemede evet dediler. Haklısınız dediler mahkemede. Yanlış konuyu. Yani hukuk tekniği açısından bunun aksi mümkün değil. Yani hukukçulara göre. Hukuk, yani Türkiye'de bunun aksini hiç kimse söyleyemez. Sokaktan iki kişi geliyor, senin davanı bozduruyor. Hiçbir hakkı yok adamın. Yanlışlık olmuş, nasıl yapılır bu? Yok hükmünde olur değil mi? Evet. Teknik bir olay, bunun aksi mümkün değil. Müdahillik hakkı olmayan bir adam, bir kere çete konusunda bir insan zaten müdahil olamaz. Devlet müdahil oluyor. Evet, devlet. Devletin savcısı müdahil olur. Evet hocam. Çete hiç görülmüş mü ya? Türkiye Cumhuriyet tarihinde görmemiştir yani. Gerçek kişiler örgüt davası müdahil olamazlar diye hukuk kuralı var. Tabii. Siz daha bilirsiniz inşallah. O ancak kendi davasıyla ilgili müdahil olabilir. Mesela kendi, mesela ne şantajdan iddiası vardı. Ama 2005 yılında zaten zaman aşımı onaradı. Ayrıca mahkeme beraat verdi. Evet, evet. Adam çoktan bitti yani, müdahili yok. Sokaktan bir insan. Evet. Şimdi bu adam müdahil olup bizim davamızı bozdurup bambaşka bir mezaya götürdüyse bu yok hükmünde. Bunu kim diyor? Yargıtay diyor. Ben bunu söylemiyorum. Kaç tane? 30 tane mi? En az 30 tane içtihat var. Evet hocam. Burada Doğan Sayı Aslan, Vahit Bıçak, Ruhan Erdem, Ümit Koca Sakal, Hamide Zafer, İlhan Üzülmez, Emin Artuk, Bilal Kartal, Cener Yeni Dünya, Erol Cihan, Veli Özer Özbek, Süheyl Donay, Fatih Mahmutoğlu, Yusuf Yaşar, hepsi profesör. Evet. Ve hepsi uzman insanlar. Ya zaten çok açık diyor, ikinci bir ihtimal sıfır diyor, böyle bir olay yok diyorlar. Çok teknik bir konu. Bu yani ne diyorsunuz acaba denecek bir konu değil ki. Yani kanaat sorulacak bir konu değil. Değil teknik hocam. Konu. Adam gelmiş, haksız olarak yargının içerisine girmiş, tamamen haksız olarak, hukuka kanuna aykırı olarak müdahil olmuş. Sokaktan herhangi, mesela bir adam, bir simitçi gelmiş farz edelim. Veya bir gazoz satıcısı gelmiş. Müdahil olmuş. Yanlışlık yapmış. Kendi mahkememizin bütün üyeleri doğru söylüyorsunuz dediler. Evet hocam. Haklısınız dediler. Net dediler, çok açık. Yani kimse aksini söylemiyor. Haklı olduğumuz için de zaten bunlar apar topar mahkemeden çıkarttılar. Müdahilliklerini hemen kaldırdı mahkeme. Evet. Fatih Altaylı'nın hemen müdahilliğini kaldırdı. E kardeşim, müdahil olamıyorsa zaten onun verdirdiği karar geçerli olur mu? Olmaz. Olmaz inşallah.